Evet, böyle yukarı yap. Geç, bir süre yukarı çıkalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler vicdan sahibi sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze şeridinde 15 gündür sürdürdüğü katliama dur demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi işgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Apartheid rejimi yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze şeridine ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi. Gazze şeridine yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı. Ve maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail yönetimi askerlere yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı. Bu sürecin son halkası olarak Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin açık hedefi oldu. 17 Ekim Salı gecesi İsrail'in El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500'den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı. Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar işgalci İsrail'in Gazze şeridine gerçekleştirdiği saldırılarda 1000'den fazlası çocuk olmak üzere 4000'e yakın kişi öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin %70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu ve bombalanan bina enkazında kalan 1300 kişiden haber alınamadığını, bunlardan 600'ünün yine çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Tablo çok acı. İşgalci İsrail her 15 dakikada bir 3 çocuk katlederek Gazze şeridinde dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor. Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Biz Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına şu andan itibaren pazar gece saat 22'ye kadar bu alanda sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistinli kadın ve çocuklara destek vermeye ve onlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizler burada bir kadın, bir anne olarak Filistin'de yaşanan bu katliama dur deme adına buradayız. Bir an önce bu soykırıma son verilmesi gerekiyor. Gerçekten içimiz acıyor. Neden Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler sesini çıkarmıyor? Ukrayna'da savaş yapıldı, tüm dünya ayaklandı. Filistin'de savaş var şu anda. Hiçbir ülke sesini çıkarmıyor. Öldürülenler Müslüman olduğu için mi? Bizler bunu kınıyoruz. Bir an önce bu vahşete, bu soykırıma son verilmesini diliyoruz. Bugün Filistinli kardeşlerimiz için buradayız. Bir şey yapamamaktan o kadar muzdaribiz ki içimiz yanıyor, bir şey yapamıyoruz. Burada ufak tefek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar etkili oluyor bilmiyoruz. Peygamber Efendimizin söylediği suyun üstündeki samanlar bizler miyiz bilmiyoruz. Yani çoğuz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Bu gerçekten bizim yüreğimizi derinden sarsıyor. Onlar için elimizden sadece bu geliyor. Dua edebiliyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz bilmiyorum. Biz daha kendi içimizde bir araya gelemezken bütün dünyanın bir araya gelmesini bekliyoruz.
bir araya gelmeden hiçbir şey yapamayacağız. Burası kesin. Yani İsrail zaten korkak bir devlet. Bunu hepimiz biliyoruz ama biz onlardan daha mı korkağız bu kadar kalabalıkken? Onu düşünüyorum. Biz onlar kadar yürekli değiliz demek ki. Demek ki onlar bizden daha yürekli. Kendi davaları için bu kadar çaba sarf ediyorlar. Ve biz hak olan dinimiz için, mescidimiz için, Mescid-i Aksa için hiçbir şey yapamıyoruz. Yani Müslümanlık bu mu, birlik beraberlik bu mu bilemiyorum. Kendimizi sorguluyoruz artık. Artık harekete geçmek gerekiyor. Gerçekten fiili bir harekete geçmemiz gerekiyor. Bunu da başımızdakilerin desteğiyle yapmamız gerekiyor. Bizler çünkü herhangi bir şey yapabilecek güçte insanlar değiliz. Onlar bize destek verecek ki biz onların arkasında duralım. Allah birdir. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, Filistin'den değil. Müslümanların ölmesini istemiyorum, kötülerin ölmesini istiyorum. Niçin geldin buraya, bir anlatabilir misin? Kötüleri durdurmak için, zulme dur demek için. Babaları ölüyor, herkesi öldürüyorlar, tek kendileri böyle onların kanlarının suyunu içiyorlar. Çok kötüler vallahi. Bilemezsiniz. Hayır, hayır.